Ne oldu? Ne oldu? Gel bakalım buraya. Gel. 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 Annen gitti. Üzüldün mü? Gel. 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 Sen de buraları temizleyelim. Daha sonra dışarı çıkmana izin vereceğim biraz, tamam mı? Hadi buraları temizleyelim. Daha sonra dışarı çıkıp koşmana izin vereceğim. Annen gitti, gelecek. Akşam geri gelecek. Yakında sen de gideceksin onun gibi meralara. Yakın zamanda sen de dolaşacaksın. Önce bir evini temizleyelim. Bak tarla nereye yapmışlar, bak gördün mü? Bak. Gel yardım et bana, gel. Gel buna yardım et. Dışarı çıkmak istiyorsun değil mi? Tamam. İzin vereceğim. Önce bir temizlik yapalım. Dur. Şurada fırça var, bana versene. Bak şuraya araya girmiş. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Akkız. Akkızık. Paşa gel ol. Gel paşa. Paşa gel. Paşa. Bak tepti sana, gördün mü? Oldun mu? Mis gibi oldun bak.
Arkadaşlar günaydın. Yeni bir köy vloguna hoş geldiniz. Şimdi buzağımızı ilk defa dışarı çıkaracağız. Bakalım buzağımız köyün içerisinde nereleri dolaşacak? Tek başına hareket edebilecek mi? Gittiği yerlerden tekrar yuvasını bulabilecek mi? Hep beraber görmüş olacağız. Yeni bir köy vloguna hoş geldiniz. İyi seyirler. Evet, buzağımız doğayla buluştu. Şu an çevresini tanımaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi her yeri koklayacak bu. Hareketlere bak. Her yeri koklayarak işaretliyor arkadaşlar. Mesela köpekler işeyerek işaretler. Bunlar her tarafı koklarlar. O kokulardan da gittikleri yerleri, gezdikleri her yeri bulabilirler. Ot mu yiyorsun sen? Geziyor musun? O taraflarda çok fazla dolaşma bak, o taraflar iyi değil. Gel. Gel bu tarafa gel. Bak oralarda bak. Hareketlere bak, hareketlere bak. Şımardı bu, şımardı. Şımarık. Şımarık. Arkadaşlar bu Tosun Paşa'ya bir isim bulun. Buna bir isim bulalım. Güzel bir isim bulalım buna. Bunu büyük ihtimal satmayacağız. Damızlık olarak bırakacağız. Bak 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 bak. Oo, çok hareketli. Buna güzel bir isim bulalım. Tosun ismi. Bak. Tep. Bana mı tepiyorsun sen? Kadir görüyorsun değil mi babanı? He? Görüyorum. Adam çalışıyor. Boş durmuyor. Bunlar ne için? Oğlum bunları doğuracaklara saman ve ot getireceğiz. Bunları da altına koyalım ki şu aşağıdan nem çekmesin. Islanmasın. Tabii. Arkadaşlar size Kadir'i göstereyim. Dün akşam havaalanından aldım. Dominik Cumhuriyeti'nden geldi. Gördüğünüz gibi. Oğlum burası biraz soğuk. Orası sıcaktı. Tatil bitti. Çalışmaya başla. Hayvanları kontrol ettin. Hı hı. Nerede? Dağdalar, yakınlar. Hepsi dağdalar. Kayıp olanlar var. Onlara bir daha bir drone kaldır da onlara bir daha bak. Tamam. Şimdi arabayı buradan al. Şu arabanı çek buradan. Arabayı al. Bak buraya böyle komple şöyle bu tahtaları dizeceğiz. Bu tahtaların üzerine de samanla otları fazla değil Kadir. 400-500 bali öbür ahırdan getirip buraya dizi vereceksin oğlum. İnşallah. İnşallah mı? Ben yapmayacağım, ben yokum. Hadi geçmiş olsun. Kadir kaçacak. Kaçacak yer arıyor. Hiç çalışmaya gönlü yok, hiç. Hiç. Cengiz Reis, sosyete tacir. Tarım hayvancılık işler acil. Hayvancılıkta ezber bozar. İnek, dana, boğa, buzağı. En iyisi burada, gel kaçırma. Sağlam fikirle sağlam marka. Para kazandıran bir numara. Düzenli çalış ve uy kurala. Hayvancılıkta ezber bozan. Türkiye'nin en ünlüsü tacir. Tarlada, ahırda bir ozan. Aradığın her şey sosyete tacir. Hayvancılıkta ezber bozan.
sakinin en ünlüsü tacir. Tarlada ahırda bir ozan aradığın her şey sosyete tacir. Sosyete tacir tarla sürer, inek bakar hep inek güder. Her şey güzel sayenizde, abone ol, like at ve değil. Arkadaşlar bu şekilde tahtaları koydum. Normalde palet de kullanabiliriz ama palet şu an elimizde yok. Diğer ahırlardaki paletleri de getirmek istemiyorum. Oradan buraya taşı, buradan oraya taşı zor oluyor. Elimizde de bu tahtalar vardı. Buranın kalıpları için almıştık bu tahtaları. Şu an boşa çıktı bu tahtalar. Bunları da kullanmış olduk. Şimdi bir palet 80-100 liradan aşağı değildir. Bu şekilde şimdi üzerine samanlarımızı ve otlarımızı getireceğiz. Alttan betondan nem almasın diye. Yani en alttaki samanlar bozulmasın, nemlenmesin diye. Arkadaşlar size bir çirkini göstereceğim. Çirkin. Bak 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 bak. Dur. Kaçma dur. Dur. Arkadaşlar şu çirkinliğe bir bakar mısınız? Şu çirkinliğe bir bakın. Yumak. Kızım. Yumak. Bildiğiniz yumak bu. Bakın bunun tüyleri ne kadar güzel bakın. Tüylerine bakın. Çok tüylü. Hayır. Kaçtı. Gerçi benim kızım kedilerle iyi geçiniyor değil mi kızım? Dokunmuyor kedilere. Evet biraz yoruldum. Biraz kendime mola vereyim. Biraz çay içeyim şurada. 1-2 bardak. Daha sonra yeni doğuracak olan hayvanlara saman ve ot balyalarımız gelecek. Onları yerine hazırlayacağım. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta yeni gelecek, yani yeni doğum yapacak hayvanları buraya, yeni yapmış olduğumuz yere alıştırmaya çalışacağız. Yani akşamları artık Mera'da değil de eve gelip burada kalmalarını sağlamaya çalışacağız. Çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra ne oluyor? Doğumlar başlayacak. Köpeklerimizin de yemeği bitmiş. Kedilerimizin, köpeklerimizin mamaları, yemekleri bitmiş. Onları da almaya gideriz. İş çok, iş bitmiyor arkadaşlar. Bu arada yengeniz mis gibi taptaze bir çay getirdi. Tavşan kanı gibi mübarek. Baksanıza. Çok güzel çay yapar. Ya oğlum sen ta nereye geldin ya? Sana ben fazla uzaklaşma, buralarda dolan demedim mi? Hadi bakalım. Akbaş gel. Hadi. Ha. Oğlum senin ta buralarda ne işin var ya? Akbaş bir daha buralara kadar gelmesin bu, tamam mı? Bak bu nereye giderse peşinden gidiyorsun. Anlaştık mı? Evet. Akbaş, koşturma. Akbaş bodyguardlık yapıyor. Eve kadar kovaladı. Buldum. Daha aşağıya gitmiş köyün alt tarafına. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar bakın koşa koşa kim geliyor? Koşa koşa geliyor bakın. Kızım niye geldin sen? Niye geldin kızım? Allah Allah. Sen niye geldin kızım? Buzağını mı özledin sen? Hadi gir. Allah Allah. Kızım öğlen olmadı, senin ne işin var evde? He? Buzağını mı özledin sen? Bu da hemen başladı emmeye bakın. Özledim sen buzağını. Kıskanç. Arkadaşlar eski bir battaniye çöpe gidecekti. Attırmadım. Bundan doğan buzağlarımızı sileriz. Şöyle bir yıkayalım, temizleyelim. Kurutalım.
Soğan buzağlarımızın altına koyarız, onları sarıp sarmalarız. Bu tip malzemeleri değerlendirmek lazım. Bunları çöpe attı mı daha sonra da arasak bulamıyoruz. Biraz tuz koyalım. Bütün de zırcağı zannetti Kadir beni ana. Allah. Evet böyle. Evde olduğumuz zaman bu tip işleri yapmakta fayda var. Her şeyi hanımlardan beklememek lazım. Bayağı da kirliymiş ya. Arkadaşlar ben hiçbir işi yapmadan yüksünmem. Yani bu tip işleri yapmak benim zoruma da gitmez asla. Köyde yaşıyoruz. Bu tip işleri mecburen yapmak zorundayız. Hanımlara yardım etmemiz lazım. Çünkü bütün işleri onlara yıkmamamız lazım. Ev işleri de çok aşırı bir şekilde vakit harcadıkları, zaman harcadıkları bir iş. Yani onu iş olarak görün. Bazı arkadaşlar görmüyor. Yani o yemeği yapmak, evi temizlemek, bizim dağınıklarımızı bir araya getirmek. Ben çok dağınım. Çıkardığımı olduğu yerde bırakırım mesela. Çorabın biri bir yerde, biri bir yerde olur. O şekilde düşünün. O bulaşıkları yıkamak, çay demlemek. Öyle bir adamımdır ki çayı sürekli önüme isterim. Yani hiç kendim çay doldurmam. Çayın bittiği an, yani son yudumu çektiğimde hemen yenisinin gelmesi gerekir. Ya, o şekildeyim yani. Hanımlara da hak vermek lazım. Onlara da yardım etmek lazım. Bu tip işlerden yüksünmeyin. Bu tip işleri yapın. Yardımcı olun. Hayat müşterek. Eşlerinizin değerini bilin. Evet köpeklerin mamaları bitmiş. Onlara... Şunu tutsana sen bir. Şu şeyi kepçeyi tutsan. Şöyle tutacağım. Oğlum bak yere dökmeden şey yap. Dur kepçeyle koyalım. Bir makarna aynen daha çok sıcak ha. Kedilere de koyalım mı? Onlar zaten hepsi buradan yer. Dur. Bu köpekler bitiremeyecek çünkü. Bak çok sıcak herhalde. Evet. Ağızları yanmasın. Sıcak sıcak. Neyse bunlara birazdan git. Birkaç paket mama al. Beğendiniz mi makarnayı? He? Yiyin bakalım. Kadir.
Oğlum bu nasıl bir pozisyon ya? Çok güneş. Bu nedir ya? Göremiyorum. Göremiyorum ki. Deve kuşları şeyler bu kafayı yere sokuyor ya. Seninki bir daha bir değişik olmuş oğlum. Ne yaptın? Kendine çadır mı yaptın? Kadir. Efendim anne. Ben yürüyorum. Evet arkadaşlar, Kadir buradan hayvanları kontrol ediyor, bakın. Tamam. Neredeler onları kontrol ediyor. Arife'yle Karamel'e bakıyorum, yok. Kadir bu ne oğlum, bu şey olmuş gibi. Dur, göremiyorum dur. Yeni evlenen kızlara duvak takarlar ya. Şey başlayayım mı şarkıya? Yüksek yüksek tepelere. Ya komik baba ya. Gördün mü hayvanları? Ha, bizimkileri gördüm. Arkadaşlar Kadir hayvanları arıyorum varıyorum falan filan, bu işleri hep ben yapıyorum diyor ya işte. Kadir'in hayvanlar ama işi bu. Gördünüz mü? Nasıl hayvan aradığını görün. Müthişsin oğlum ya. Çok acayip şu salın. Şu arıtmamızdan suyumuzu dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar güzel günlük bir vlog oldu. Pazar günü harika bir köy videosu var. Pazar günü olan köy videosunu kesinlikle kaçırmayın. Sabah saat 10'da yayınlanacak. Annemle babamın yine atışmaları, Kadir'le annemin atışmaları, benim onlara gaz vermem, yapmış olduğumuz işler, harika bir köy vlogu pazar günü sizi bekliyor. İnşallah bu vlogları beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız da beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Güzel vloglar yine sizleri bekliyor olacak. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.